İsmim Burcu Çilingir Ürkmez. Bursa doğumluyum. 1976'da Bursa'da doğdum. 5 yaşında Derin ve Defne isimli iki tane kız çocuk annesiyim. Ve Tofaş taraftarıyım. Tofaş ismi benim çocukluğumdan bir anı aslında. Bir gün hiç unutmuyorum. Babam beni Tofaş eski Atatürk Spor Salonu'nda Tofaş maçına götürdü. Efes-Tofaş karşılaşmasına. Onu hiç unutmuyorum. Tabii ki çok büyük bir taraftar, çok büyük bir sevgi vardı Tofaş'a dair. Şehrin her noktasında Tofaş basketbolu çok ön plandaydı. Şimdi aynı heyecanı çocuklarımız yaşıyor ve tekrar bu ruhun şehrimizde canlanması, onların basketbolcuları bir idol halinde görmesi ve çocuklarımla beraber basket maçına gidip rahatça ve keyifle vakit geçirmek bizim için çok önemli. Basketbol bir takım işi aslında. Aile olmak da bir takım işi. Tofaş bunu yöneticisinden taraftarına kadar çok geniş bir çerçevede çok doğru başarıyor. Yeniden bu ruhu canlandırdı ve çok güzel bir şekilde yükseldi. Bursa tarihini unutmayan, basketbol tarihini unutmayan bir şehir. Zaten sporun çok sevildiği bir şehir. Bu sadece A takımlar seviyesinde, profesyonel düzeyde değil, altyapılar seviyesinde de Bursa basketbolu çok oyuncu yetiştirmiş bir şehir. Bursa basketbolunun öncü kulüplerinden biri Tofaş. Ayrıca Türk basketbolunda altyapıda çok önemli kulüplerinden biri. Bundan önceki bizim abilerimiz dediğimiz insanlar da bize çok şey öğretti. Biz de Tofaş Spor Kulübü'nün son yıllarda çıkarttığı yıldız oyunculardan, geleceğin oyuncularından biri olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında Tofaş hala aynı şekilde felsefe olarak altyapıdan yetiştirip Türk basketboluna kazandırmaya çalışıyor. Belki çok atletik bir takım olmasak da basketbolu bilen, topu nasıl kullanacağını iyi karar veren oyuncularla beraber iyi topu paylaştık. Bu da açıkçası bizim en iyi özelliklerimizden biriydi. Ama biz bunun daha iyisini de yapabilirdik. Bu son anda playoff'a girmiş olmamıza rağmen bunun daha iyisini yapmamız gerektiğine inanıyorum. It was easy for me to come here. Even though I didn't know the history of the organization too much, I know they were good before and they won titles and championships, but I didn't know what it's like to live here and what it's like to be part of this team and to live in this city. And the management, I didn't know. But once I got here, everybody's perfect. From the general manager Tolga to, you know, Recep, the guy, our equipment manager, like everybody is the same. You can tell we built a culture here where everybody respects one another and everybody likes to work with each other. You have to give it your best. As long as we have 1% chance, we have to fight for this. And that's basketball. It's all sports. It's beautiful. You know, sometimes nothing is working for you, but if you stay the same and you work hard and you believe, even if everybody doesn't believe, I think Tofaş is a perfect example of what you can do when you stay together and when you believe and you fight until the end. Bizde önemli olan güzel bir aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor.
koçu herkesin saygısı çok sonsuz. Biz kötü giden sonuçlardan bile evet belki playoff'a giremeyeceğimizi biz de düşündük bir ara. Yalan söylemeyeceğim ama birbirimize olan saygımızdan dolayı hiçbir zaman idman yapmayı bırakmadık. Karakterli bir takımız. Ben bunu şimdi de söyleyebilirim. O zaman da söylüyordum. Karakterli bir takımız. Adım Hasan Atar. 92 yılında Tofaş'a başladım. 92'den beri Tofaş'ta hizmet veriyorum sosyal testlerde. Bizim spor servisiyle bağlantımız devamlı iç içeyiz. Sporcularla her gün görüşüyoruz. Koçumuz bizi bir aile yaptı. Orhan Hoca gerçekten değerli bir hoca. İsmim Remzi Şentürk. 1985 yılından beri Tofaş'tayım. Tofaş hayatında gerçekten çok güzel şeyler yaşadım burada. Yani spor kulübü olsun, içerideki müşterilerim olsun diye oğlum çok iyidir yani. Şimdi ilk bu seneki yılında Orhan Ara Sayın hocamız geldi. Onunla gayet güzel bir diyalogumuz var yani. Ailece olsun, şey olsun mesela. Benim eşim basketbolu hiç gitmemişti yani. Hiç gitmemişti. Tofaş sayesinde benden önce gitmeye başladı maçlara. Benden önce yani. O kadar sevdi ki. I mean, in the end, why do we play? Why is there a team in Tofaş in Bursa? It's for the fans. We do this for the fans. Like, okay, we do it because it's our job and we have a responsibility, but we want to make the city proud, you know? Like, we live here, we sleep here, we spend our time here, our lives here. Like, it's a great city.